Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan benim de Kayseri'de mekana döndüğüm ve mekandan ilk videomla karşınızdayım. Sözü kısa kesip 8-10 dakikalık bir video yapıp paketlemeye çalışacağım arkadaşlar. Gündem yoğun. Fenerbahçe Ankara'ya gitti gitmesine ama Fenerbahçe'de kadro dışı var. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Fenerbahçe'de Ryan Kent kadro dışı bırakıldı. Şimdi başlığı bu şekilde söyledim zaman sanki tartıştı gibi oluyor ama öyle bir şey yok anlatacağım. Süper Lig'in 4. haftasında MK Ankara Gücü ile oynanacak maçın kamp kadrosu açıklandı arkadaşlar. Bakın 4. hafta Ankara Gücü. Hocam 3. hafta 3. haftanın Başakşehir maçı ertelendi. Şimdi yapılan açıklamaya göre bazı isimler var, bazı isimler yok arkadaşlar. Şu şekilde ben ekrana vereyim. Hani yeni transferimiz Livaković yer alıyor farkındaysanız. Şimdi kimler yok? Ee, kimlerin olmaması olduğundan daha da enteresan. O sayı Mert Müldür, Ciko, Bekao. Şu anda gözüküyor mu acaba size şöyle biraz daha büyüteyim. Mert Müldür, Ciko, Bekao, Serdar Aziz. 3 tane stoper var. iki tane sağ bek var. Jadon Osterwold'e bir tane sol bek var. Crespo, İsmail Yüksek, Bartu Elmas. Yani üç tane ön libero var gibi bir durum var. Şimanski, Mert Hakan, Fred. Ee, bir tane 10 numara, iki tane 8 var gibi. Ee, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Tadiç, Ceko, Batshuayi ve Umut Nair şeklinde. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bazı isimler yok. Kim yok? Önce onları konuşalım. Ya da o, önce olanları konuşalım. Crespo ve Livakovic var. Ben size Crespo hakkında ne dedim? Menajeri gelecek. Sözleşme uzatma görüşmeleri yapılacak. Çünkü Fenerbahçe bedava göndermek istemiyor demiştim. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu da diyorum. Fenerbahçe Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif edecek. Temsilcisi İstanbul'a davet edildi. Hayır. Temsilcisine biz çok güzel bir oyun oynayacağız. Çok güzel bir dümenimiz var. Gelsin anlarsınız. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ee, hocam Ryan Kent ayrılıyor mu Fenerbahçe'den? Niye? Yabancı kontenjan için herkes ya şu diyor, Crespo, Batshuayi, Luan Perez diyor ama Ryan Kent gidecek herhalde. Niye dedim? Çünkü Ryan Kent kadro dışı kalmış. Arkadaşlar bak. Şimdi Luan Perez kadronun dışında sakat. Okey. Burada en fikiriz. Ferdi Kadıoğlu sakat. Okey. Zayt sakatlıktan yeni döndü. Burada da okeyiz. Doğru mu? Ancak Ryan Kent'in herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tamamen ve tamamen ve tamamen İsmail Kartal'ın şahsi fikri, şahsi görüşü ve şahsi kanaati gereği yok arkadaşlar. Yani herhangi bir düşmanlığı yok İsmail Kartal'ın. Yani oynayan, formayı hak eden her türlü futbolcuya da formayı teslim eder. Siz Galatasaray falan konuşun. Beşiktaş falan konuşun. Gerçekten bak. Hani onların bir sürü futbolcusu yok. Bak. Luan Perez, Samet Akaydın sakat. Anlaşıldı. Omar Fahit. Ya Omar'ı kiralamaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Nazım Sangare zaten kadroda düşünülmüyor. Kendisi bir nevi asıl kadro dışı olan Nazım Sangare arkadaşlar. Nazım Sangare asıl kadro dışı bırakılan isim. Bilginiz olsun. Emre Mor. Emre Mor sakatlıktan yeni döndüğü için kadroda yok. Burak Kapacak da kadro dışı farkındaysanız. Yani Burak Kapacak, Emre Demir de aslına bakarsanız kadronun dışında ama Burak Kapacak ve Nazım Sangare her halükarda kadroda olmayacaklar. Yani Fenerbahçe'de iki kadro dışı birden. Yani iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Öyle söyleyeyim. Ankara gücü maçında yoklar. Şimdi şunu da özellikle belirteyim. Teknik direktör bu kadroyu idare etmek zorunda. Yani oynayan kişiler kadar oynamayanlar da önemli. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunu da idare etmek zor iş. Gerçekten zor iş. Ee, Allah İsmail Kartal'ın yardımcısı olsun. Çünkü taraftar hiç acımayacak. Şimdi transfer gelişmeleri. Peşi sıra. Yayınlanıyor, paylaşılıyor. Şimdi benim bu paylaşımımdan sonra muhtemelen siz bana şunu söyleyeceksiniz. Hocam Crespo oynadığına göre. Sen sözleşme uzatılacak dediğine göre biz 6'yı unutalım. Doğru mu? Aynı şeyi ben de söyledim. Kaynağım diyor ki hayır 6 gelecek diyor. Yani gelecek diyor abi ben duyum yani duyum verenin yalancısıyım. Arsenal'de Thomas Parti şoku. Ne Arsenal'de? Fenerbahçe'ye Thomas Parti şoku. Arsenal forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Thomas Parti'nin sakatlık sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor demiş. Vallahi arkadaşlar ben yoldaydım açıkçası uzun süren bir yolculuk yani 8-9 saat süren bir yolculuk Yaptım Bazı şeyleri hani Çok vakıf değilim ama benim duyduğum kadarıyla bu yalanlandı idmana hani çıktı falan diye de görsel paylaşan oldu ama Demek ki Sıkıntı Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'de Galatasaray ilgileniyor 30 yaşındaki kanalı oyuncu Sakatlığı sebebiyle 3 ay Sahalardan uzak kalacak 3 ay Az bu değil. Parti ile hem Fenerbahçe hem 50 milyon euro bon servis ödendi. Ee, i̇nternete yazalım bir. Parti yazalım. Transfer marketine bakacağım. Hani sosyal medya yalan söyleyebilir ama herhalde şeyde söylemez diye düşünüyorum. Değil mi? Orada bir sakatlık ibaresi yer alır herhalde. 8 maça çıkmış şu ana kadar. Ne 8, 4 maça çıkmış. Enteresan yani. Ya da şöyle yapalım. Arsenal transfer market yani eğer sakatlansa oraya yazar diye düşünüyorum. Ben bu işte bir işin olduğunu düşünüyorum ya açık söyleyeyim. Bu işte bir iş var gibi geliyor. Mesela Joryan Timber çapraz bağ kopu diyor. Muhammed Elneni sakat, diz sakattı. Partide herhangi bir sakatlık görünmüyor. Arsenal 2 Eylül antrenmanı. Bir de böyle yazalım. Ama BN Sports falan da girmiş yani. Sakatlık ciddi şöyle böyle diye. Dış basından öğrenmiş onlar da. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe şansı gibi. Fenerbahçe'de hedef transfer Danilo Pereira diyor. Şunu söyleyeyim. Bana şöyle bir ibade geldi. Ya bana şöyle bir duyum gelmişti. Fenerbahçe'ye e, Jorginho şoku diyeyim. Bana şöyle bir ibare geldi. Jorginho olmayacak diye. Çünkü biz partiyi çekmek üzereyiz diye. Bu da Fenerbahçe şansı. O da ayrı mesela ama ister misiniz Jorginho gelsin. Bu Danilo Pereira'yı sordum arkadaşlar. Kulüpteki bütün kaynaklarıma sordum. Bir tanesi bile doğrulamadı. Hatta bir tanesi de şey dedi bunu dedi kim uydurmuş? Paris Saint Germain'de Danilo Pereira listede ilk teklif yapıldı. 12 milyon euro bedeli var. Paris Saint Germain'de ayrılık vakti. 8 milyon euroluk teklif. Paris Saint Germain demişken bir tane oyuncu vardı Paris Saint Germain'de ya. Galatasaray alıyordu. O yetmiyordu. Yanındakini alıyordu. Yetmiyordu. Öbürünü alıyordu. Yetmiyordu. Onu da yanındakini alıyordu. Kimdi onlar? Verat diye alıyorlardı. Veret diye alıyorlardı. Bir Birini daha alıyorlardı. Adını göremedim ya. Gitmiş mi? Bir orta saha daha vardı burada. Flash ayrılıklar. Messi. Renato Sanchez alıyorlardı. Aynen onu da al alamadılar. Bir Kar diye aldılar. Hayırsız olsun inşallah. Neyse 8 milyon euro'luk teklifçi. Ben bir sayfaya bakayım. 49 gole katkı. Arkadaşlar ben Danilo'yu doğrulayamadım. Bilginiz olsun. Yani gelirse de ben bilemedim. Kabul ediyorum. Okey. asama Messi, Bernat, Pembele, Garbi, Lemina, Ramos, Gonçalo Ramos, serçiyor Ramos. serçiyor Ramos'u da alıyorlardı. Neydi ya bunlar? Ortasaray bir isim çekiyorlardı ya. Biz de çıldık. Bizim tarafta da çıldı Ha, Parades. e Roma'ya gitmiş 2,5 milyon euroya. Hani Galatasaray aldıydı bunu? Hiç mi Allah korkunuz yok lan sizin hani Galatasaray aldı bu paradesi. Hem de iki almışlar. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Bizden altı istediler. Bak Fenerbahçe'den altı istediler. Oyuncunun menajeri de altı istedi. Oyuncu da yıllık ücret altı istedi. İki gitmiş. Neyse Galatasaray'ın transfer başarısızlığı diyelim. Boşta kalan oyuncular transfer döneminin bitişiyle boşta kalan oyuncular. Aslında var ya ee, tam Olay bu biliyor musunuz? Birçok isim. Mesela Sergio Ramos Boşta, Eden Hazard almam. David De Gea almam. Musa Marega almam. Jerome Boateng asla. Mustafi isim benzerliğinden alabilirim. Juan Mata geç. Alex Vidal geç. Eze Rodriguez. Mesa Jovetic. Bir dönemin damga vuran isimleri. Birçok isim var. Hocam sen bize şundan haber ver bize altı alacak mıyız? Valla benim kaynağıma soruyorum alacağız diyor. Bundan alacak mıyız diyor. Alacağız diyor. Ben kaynağımın yalancısıyım. Kaynağım alacağız deyince ben bir şey diyemem arkadaşlar yanlış anlamayın. Yani o ne diyorsa odur. Ama şunu da özellikle ve özellikle ve özellikle ısrarla da belirteyim. Yani bir şeyleri de artık sonlandırma vakti geldi. Biz ucuza almaya çalışıyoruz. Ama çok da ucuza almaya çalışmıyoruz. Bak yanlış anlaşılmasın. Hocam Ali Koç hep böyle yapıyor diye bana da yüklenmeyin. Biz ucuza almaya çalışıyoruz. Kulübü biraz pahalandırmaya çalışıyor. Biz daha da ucuza almaya çalışıyoruz. Kulübü pahalandırmaya çalışıyor. Ama bu iş güzel bir şekilde sonuçlanacak gibi duruyor. Fakat günü biraz ötelendi gibi. Ya bir altı numara alacağız ama birkaç gün Belki bir, bir hafta sabredeceksiniz arkadaşlar. Ayın 15'ine kadar transfer yapabiliriz. <laughs> Aha gördünüz. Yani transferleri gördünüz. Kimlerin gel kimlerin gelmediğini gördünüz. Hakkımızda ayrısı olsun. Bu arada bugünkü izlemelerden dolayı, kanala abone olmanızdan dolayı, her türlü desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.